Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Meryem, gördüğünüz küvet bebeğindeki Ayşe bebeği yıkayacak. Bebeklerin banyo zamanı mı geldi Meryem? Evet, şimdi sabun. Bebeğinin suyu hazır mı? Elini köpür bakayım. Evet, köpürdü suyumuz. Musluğu kapat. Bebeğimizin bornozunu çıkar, yıkamaya başlayalım. Evet, oldu. Suyumuz doldu. Sıcaklığı güzel mi Meryem? Güzel, güzel. Tamam, bebeğimiz yanmasın. Önce hangi bebeğini yıkadın? Küçük bebeğimizi yıkadık önce. Kızım, sen bir daha bayağı yapacak mısın? Evet. Meryem, bunlar nerede kirlenmişler kızım? Sen bunları yıkıyorsun. Parka gittik. Parka mı gittiniz birlikte? Evet, biz seni görelim. Sabun yapalım bakalım. Gözlerim yanıyor mu? Evet, gözlerim çok yanıyor benim. Lütfen çok köpük dökme gözlerime. Oy, gözlerim rahatladı biraz. Ay, bir daha gözlerime köpük sürme olur mu? Meryem, bebeğin köpük sürme diyor gözlerime. Vücudunu yıkasana. Neden direkt kafasını yıkama gereği duyuyorsun Meryem? Çünkü kafası çok kirletmiş. Kafasını daha mı çok kirletmiş? Şimdi burayı yıkayalım. Emin, banyodan çıkmak istiyorum. Havluya sar beni, içeriye götür. Meryem, tamam, onu şimdi duruladık. Şimdi Ayşe bebeğimizi bornozuna çıkartıyoruz. Bir de burayı şimdi. Tekrar onu yıkıyoruz. Ama Meryem, bornozumuzu ıslatmayalım. Dikkatli olalım, tamam mı? Baba. Ben sana yardımcı olayım açman için. Sen suyunu hazırla tekrardan. Evet Meryem. Bebeğinin bornozunu çıkartabilirsin kızım. Buyurun. Şey, bornozu ben alayım, ıslanmasın. Tamam. Çünkü banyodan onu duruladığımız zaman tekrar giydireceğiz. Tamam. Evet. Ama Meryem, suyumuzu çok fazla açmıyoruz lütfen. Çok fazla kullanmıyoruz. Küvetin içindeki suyumuz yeterlidir. Boğuluyorum. Neden bana böyle şeyler yapıyorsun? Beni güzel güzel yıkar mısın? Sen de yapacaksın. Lütfen bir daha beni küvetin içine koyma, tamam mı? Gözlerime de köpük döküyorsun. Gözlerime lütfen köpük dökme. Meryem, elini köpüğü alıp vücudunu ovalar mısın? Var, vücudu ortada yapacağım zaten. Tamam, dökemedin mi şampuan vücuduna? Getir, ben yardımcı olayım. Hop, döktün. Çok çok. Hayır, yeterli. Şimdi önce başını yıka. Yüzünü ovala. Evet. Şimdi onu suyun içine koy. Yüzsün biraz. Daha yıkamadın mı? Bayağı işin varmış senin. Evet. Bebeğimiz tertemiz oluyor. Nasıl, suyu açmadın? Aç bakayım suyu. Açamadım. Yeterli bence o su. Su çok sıcak. Su çok sıcak. Soğuk su açın. Çok yandım. Meryem, çabuk soğuk su açalım biraz. Bebeğin yanmış. Evet bak, soğuk suyu da açtın. Bebeğin çok sıcak. Böyle yıkama, tamam mı? Evet, bu bebeğimiz de yıkandı. Evet, duruladın mı? Evet. Hayır, ama bebeğimizin banyosu bitti bence. Yok. Hayır bebeğim. Ama o su çok sıcak. Biraz soğuk su açalım. Bebeğin yanıyor çünkü. Bayağı soğuk. Tamam, hadi bebeğimizi durulayıp şu bornozunu giydirip çıkartalım. Hayır, tamam. Ama yeterli bence bugünkü banyomuz. Hayır. Dişlerini de fırçalayalım bebeğimizi. Tamam. Evet, senin diş fırçanı alalım. Hadi.
Evet, diş fırçamızı da aldık. Bebeğimizin şimdi banyosunu yaptırdık. Şimdi diş bakımını yaptırıyoruz. Ve onu giydirip çıkartıyoruz arkadaşlar. Tamam, çıkar ucunu. Çıkar, yıkayalım. Dur ulan. Kollarımızı böyle kaldıralım, ıslanmasın. Tamam. Şimdi dişlerimizi fırçalayalım güzel güzel. Şey, şarkı da söyler misin ona? Bacı bacı yapalım güzelce. Şurada diş. Evet. Bebeklerimizin bakımlarını yaptık arkadaşlar. Hayır. Şimdi üstlerini giydirip çıkıyoruz. Hayır. Neden hayır? Çünkü banyoları bitmedi. Ama bence yeterli bu kadar banyo. Senin de banyo bitmedi. Bence bugünlük banyomuzun sonuna geldik. Bornozumuzu giydirip arkadaşlarımıza veda edebiliriz. Ayşe bebek ve elindeki bebeğin adı neydi arkadaşlarına söyleyelim. Mine bebeğin banyo ve bakım zamanı bitmişti. Bitmedi. Görüşürüz arkadaşlar. Ay,